Herkese merhaba, tekrardan hoş geldiniz. İlk defa geliyorsanız ben Işıl. Biliyorsunuz ki bir seneyi daha devirmek üzereyiz. Aralık ayının ortasındayız ve 2 hafta sonra yepyeni bir yıla girmiş olacağız. Şimdiden herkese keyifli, bol kahkahalı ve huzur dolu muhteşem bir yıl dilerim arkadaşlar. Umarım ki 2019-2018'den çok daha iyi geçer herkes için. Önümüzdeki sene için 2019'dan kim ne istiyor? Lütfen fikirlerinizi ve istediğiniz şeyleri aşağıdaki yorumlara eklemeyi unutmayın. Mesela ben YouTube için değerlendirecek olursak herhalde ne çektik bilgi kanalımızla ilgili çok güzel gelişmeler olmasını bekliyorum ve istiyorum. Ve size de hala abone olmadıysanız abone olmanız için bir link bırakıyorum arkadaşlar. Çünkü o kanala birazcık daha fazla ağırlık verme taraftarıyım. Evet, paranormal olaylarla ya da açıklanamayan gizemli şeylerle ilgili, cinayetlerle ilgili, seri katillerle ilgili neyse artık biliyorsunuz kanal konsepti ve bu tip şeyleri araştırmak evet çok hoşuma gidiyor, çok keyifli geliyor ama genel olarak hani bilgi içerikli şeyler araştırmak ve daha yeni şeyler öğrenmek sanırım ki daha fazla ilgimi çekiyor arkadaşlar. Neyse, önümüzdeki aylarda hatta yıllarda buna beraber karar veririz diye düşünüyorum. Geçtiğimiz her yıl yaşanmış ve gizemini koruyan olayı geride bırakırken her gelen yeni yılda esrarengiz olayları beraberinde getiriyor. 2018 yılında dünyanın farklı ülkelerinde yaşanmış ve sırrı hala çözülememiş olayları sizler için derledim. Dilerseniz hemen başlayalım. Çin'de gizemli hastalığa yakalanan diplomatlar. Çin'in Guangzhou kentinde ABD hükümeti için çalışma yapan kişiler gizemli bir hastalığın pençesine düştü. Hastalık vakası akıllara 2017 yılında Küba'da ABD hükümeti için çalışan görevlilerin yakalandığı açıklanamayan hastalığı getirdi. Time gazetesi Küba'da yaşanan hastalık vakalarını ses dalgası saldırısı olarak nitelendirmiş ve hastalığa yakalananlarda yorgunluk, uykusuzluk ve idrak sorunları oluştuğunu iddia etmişti. Hastalıktan ilk etkilenen kişi Çin'in Guangzhou bölgesinde ABD konsolosluğu için çalışan bir görevliydi. Bu kişi uğultu duyduğunu ve baskı hissettiğini belirtti. Çin'de yapılan tetkiklerde de kendisine hafif travmatik beyin hasarı teşhisi konuldu ve Amerika Birleşik Devletleri'ne yani ülkesine geri gönderildi. Haziran ayında ise daha fazla personelde benzer belirtiler görüldüğü raporlandı. Birçok kişi bölgeden tahliye edildi. Olaya neyin neden olduğu ise hala bilinmiyor ve bu kişilerin neden sadece Amerikalı olduğu da henüz açıklanmadı. Kanada Köprüsü'nde asılı duran otomobil. 2001 yılında Kanada British Columbia mühendislik öğrencileri Golden Gate Köprüsü'nden kırmızı bir otomobil taşıyan Kanada bayrağı sarkıttı. Bu sayede öğrenciler tüm dünyaya kendilerinin birer mühendislik dehası olduğunu kanıtlamak niyetindeydi. Fakat Kanada'nın Toronto kentinde bilinmeyen bir kişi Kanada'da o köprüde yapılana benzer bir eyleme imza attı. Torontolular normal bir güne uyandıklarını sanarken kentteki bir köprüden sarkıtılan eski bir otomobili gördüklerinde gözlerine inanamadı. Otomobilin üzerinde ne bir bayrak ne de bir not vardı. Araba sağlam bir ip ile bağlanmış ve köprüden aşağı sarkıtılmıştı. Önce köprüden sarkıtılan bu otomobilin bir film ya da reklam kampanyası için oraya konulduğu iddia edildi. Fakat otomobille ilgili resmi bir başvuru ya da izin olmadığı öğrenildiğinde işler daha da karmaşık bir hal aldı. Polis otomobili kazasız belasız yere indirdi. Otomobil için başvuruda bulunan ya da otomobili arayan kimse çıkmadı. İlgili aracın kime ait olduğu hala bilinmiyor. Yani olay şu anda hala gizemini koruyor. Rusya'da bulunan çuval dolusu insan eli. Rusya'nın popüler bir balıkçılık noktasında içinde 54 tane insan eli olduğu iddia edilen bir çuval bulundu. Çin sınırına 32 kilometre mesafedeki Amur Nehri'nde yer alan bir adada bulunan çuvalın kim tarafından getirildiği ya da ellerin kime ait olduğu tespit edilemedi. Elleri sayan polis toplamda 27 çift el olduğunu açıkladı. 27 çiftten yalnızca birinde tanımlanabilir seviyede parmak izi olduğu tespit edildi. Fakat bu izlerin kime ait olduğu ise henüz bulunamadı. Rus medyasında yer alan haberlere göre çuvalın bulunduğu yerin yakınlarında bandaj ve hastane gereçleri de vardı. Peki 54 el kime aitti? Bu vaka hala gizemini koruyor. Balık tutmak için göl kenarına gittiğinizde sanırım bulmak isteyeceğiniz en son şey bir çuval dolusu kesilmiş eldir arkadaşlar. 4 milyar ışık yılı uzaklıktaki tuhaf patlamalar zinciri. Geçtiğimiz ilkbaharda gökyüzünde son derece çılgın yıldız savaşları yaşandı. 4 milyar ışık yılı uzaklıkta 72 tane parlak patlama oluştu. Patlamaların boyutu süpernova seviyesinde olsa da süresi aylarca sürenlere kıyasla daha kısaydı.
bilim insanları tuhaf patlamaların 10 bin ila 30 bin santigrat derecelik ısılar yaydığını açıkladı. Bazı bilim insanları patlamaların süpernova olduğunu savunsalar da büyük bir kesim ise bambaşka ve henüz bilinmeyen bir olay olduğunu iddia ediyor. Bu arada süpernova nedir diyenler varsa aranızda, süpernovalar çok miktarda enerji yayan yıldız patlamalarıdır. Genellikle birkaç hafta sürerler ve bu sırada içinde bulundukları gökadanın aşırı miktarda aydınlanmasına sebep olurlar. Bir patlamada güneşin tüm ömrü boyunca yayacağı kadar enerji salınabilir. Sağlık personelinin gizemli ölümü. Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Koruma Merkezi'nde çalışan bir görevlinin nehirde ölü bulunması 2018'de yaşanmış oldukça ilgi çekici ve gizemli olaylardan bir tanesi. Eğitimini Harvard Üniversitesi'nde tamamlamış 35 yaşındaki Timothy Cunningham, ABD Halk Sağlığı Merkezlerinde yönetici olarak görev yapıyordu. 12 Şubat'ta çalışanlarına hasta olduğunu ve eve gideceğini söyleyen genç adam birden ortadan kayboldu. Köpeği, cüzdanı, araba anahtarı ve cep telefonu evdeydi. Ayrıca evinin bazı pencereleri ise hala açıktı. Bu hareketleri ailesine göre ise oldukça sıra dışıydı. Annesi ise polise oğlunun terfi fırsatını kaçırdığı için son günlerde biraz üzgün olduğunu belirtmişti. Timothy'nin cansız bedeni 2 ay sonra bir nehirde bulundu. Polis genç adamın cinayete kurban gitmediğini açıkladı. Peki akıl sağlığı yerinde bir kişi neden her şeyini evinde bırakır, evinin pencerelerini açık şekilde evini terk eder ve neden bir nehirde ölü bulunur? Bu soruların cevapları ise hala gün ışığına çıkamadı. Sokaklarda başıboş gezinen albino bir kobra. Los Angeles'ta polis beyaz ölümcül bir kobra yılanının sokaklarda başıboş dolaştığına dair birçok ihbar aldı. Zehirli hayvan avı yerel görevlileri bölge sakinleri için uyarıda bulundu. Yetkililer ise yılanı bulmaya çalışırken ailelerin çocuklarının ölümcül yılanla karşılaşmamaları için gözlerini üzerlerinde tutmalarından ve yılanların saklanmak için bulundukları menfez, boru gibi yerlerden uzak durmaları konusunda uyardı. Görevliler kaçak sürüngen için en az 3 tane Twitter hesabı oluşturdular. Uzmanlar bu tip kobraların Asya'nın bazı bölgelerinde yaygın olduğunu belirtirken Amerika'da yerleşim yerlerinin ve insanların yoğun olduğu bir mahallede ortaya çıkmasını enteresan olarak nitelendirdiler. Bu arada yılanın bir köpeği ısırdığı da biliniyor arkadaşlar. Ayrıca kobranın albino yani beyaz renkte olması ise pek çok batı inancı ve söylemi de beraberinde getirdi. Otomobilden 21 metrelik uçuruma yuvarlanan aile. Hart ailesinin arkadaşları onları son derece sevimli ve iyi niyetli insanlar olarak tanımlıyordu. Ancak bu tatlı aile geçtiğimiz Mart ayında Kaliforniya'daki 21 metrelik uçurumdan arabayla Pasifik Okyanusu'nun derinliklerine uçtu. Bütün aile, 2 yetişkin anne ve baba ve 4 çocukları bu olayda yaşamlarını yitirdi. Aracı süren Jennifer Hart'ın kanında 102 promil alkol ve diğer aile bireylerinin kanında ise reçetesiz satılan bir ilaçtan aşırı dozda olduğu saptandı. Kameralardan alınan verilere göre aracın önce durduğu, ardından ani bir hızla uçuruma doğru yönelip düştüğü ortaya çıktı. Peki bir aile neden toplu olarak intihar etmeyi istemiş olabilir? Ya da bu vaka bir tür suikast miydi? Araçta intihara yönelik bir bulgu ya da bir not olmadığı da sonradan yapılan araştırmalarda saptandı. Yasaklı CFC kimyasal salınımındaki artış. 1980'li yıllarda haber bültenlerinin büyük bir kısmını ozon tabakasında meydana gelen delik haberleri meşgul ediyordu. Bu haberlere göre saç spreyi, deodorant gibi CFC içeren maddeler ozon tabakasının delinmesine sebep olmuştu. Daha sonra bu maddenin kullanımı ve üretimi 1985 yılında tüm dünya genelinde yasaklandı. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi 16 Mayıs 2018'de CFC 11 yani CFC 11 maddesi salınımında ciddi bir artış gözlemlediklerini duyurdu. CFC maddesindeki bu artışa anlam veremeyen uzmanlar maddenin Doğu Asya tarafında hala üretiliyor ve kullanılıyor olabildiğine dikkat çekmekte. Ancak olayla ilgili yapılan araştırmalarda bilinene göre şu anda henüz yeni bir şey keşfedilmedi. Mezarlıkta ağlayan kız. Bu olayla ilgili kesinlikle bir video çekmeyeceğim demiştim arkadaşlar ve şu anda bu lafımı yutmak durumunda kaldığım bir videodan herkese tekrardan merhaba diyorum. Çorum'un Çepni mahallesinde yer alan Ulu Mezarlık'ta 26 Nisan tarihinde görevliler genç bir kızın gece vakti Fatma Ç'ye ait mezarlığa gelerek ağladığını fark etti. Genç kızın 27, 28 ve 29 Nisan'da da geldiği tespit edildi. 30 Nisan gecesinde asayiş ve Yunus ekipleri mezarlık ve çevresinde bir arama yaptılar ancak hiçbir şey bulamadılar. 1 Mayıs gecesinde ise ağlayan kızın tekrar geldiği görüldü.
Daha doğrusu duyuldu. Fakat kız gecenin karanlığında kayboldu. Muhtemelen kendisini kovalayan YouTuber'lar sebep olmuş olabilir buna arkadaşlar. Bir anda Türkiye'nin bir numaralı gündemi haline gelen mezarlıkta ağlayan kızı görmek için birçok ilden çok sayıda meraklı vatandaş Çorum'a akın etti. 24 Mayıs tarihinde ise mezarlıkta ağlayan bu kız yakalandı. Emniyetteki ifadesinin ardından da serbest bırakıldı. Kızın kimliği ya da neden Fatma Çelen'in mezarında geceleri ağladığı gibi bilgiler ise asla açıklanmadı. Açıklanamaz doğa olayları. Videonun son bölümünde ise geçtiğimiz yıl, yani bu yıl, içinde bulunduğumuz yıl gerçekleşen ve açıklanamayan esrarengiz gizemli doğa olaylarından bazılarını sizlere burada göstereceğim arkadaşlar. Aslında çok fazla var ama en ilgi çekici olanları, yani benim en enteresan bulduklarım ise şöyle. 2018 Şubat ayında Texas'ta meydana gelen ve bölgeye ait yerel kuşların sergilediği garip davranışlar izleyenleri hayretler içinde bıraktı. Kuşların böyle davranmasına neden olan olayın ise ne olduğu bilinmiyor. Ancak halkı oldukça ürküttüğü bir gerçek. What's really going on? Başında Peru'da gökyüzünde bulunan bir ateş topu izleyenleri şok etti. İzleyenler havada süzülen bu ışığı önce bir meteor sandılar. Ancak ardından araştırma yapan ekipler metal bir küre olduğunu fark ettiler. Toplamda 6 tane olduğu iddia edilen bu ateş topları acaba nereden gelmişti? Ortasında Afrika'da devasa bir çökük meydana geldi. Uzmanlar bu olaya neyin sebep olduğunu belirleyemediler. Bu tip yarıklar ise dünya yüzeyinde son zamanlarda sıklıkla belirmeye başlamış durumda. Özellikle Afrika, Meksika ve Hindistan'da beliren bu yer şekillerinden bazılarının derinliğinin ise 5 kilometreye kadar ulaştığı tahmin edilmekte. 2018'in sonuna yaklaşırken bu videoda bahsettiğim gibi birçok olayın yaşandığını görüyoruz. Sizin de bildiğiniz bu tarz gizemli, açıklanamayan ve enteresan olaylar varsa arkadaşlar lütfen videonun altına yorum olarak eklemeyi unutmayın. İzlediğiniz olaylar içinde en garibinize giden veya sizi en çok ürküten, tüylerinizi diken diken eden olay hangisiydi arkadaşlar? Lütfen aşağıya fikirlerinizi belirterek benimle paylaşın. Çünkü sizlerin fikirlerini gerçekten ama gerçekten çok merak ediyorum. Bana soracak olursanız sanıyorum ki şu uçurumdan aşağıya düşen aile gayet enteresan. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar. Ve biliyorsunuz ki hepinizi gerçekten çok seviyorum. En kısa zamanda yeni videolarla tekrardan görüşüyoruz. Hoşçakalın.